Merhaba dostlar, bu videomuzda tesadüfen yapılan buluşları inceledik. Başka bir şey yapmaya çalışırken beklemediği başka bir şeyle karşılaşan bilim insanları bu durumu insanlığın yararına kullanmayı başarmışlar. 1. Penisilin. Penisilin 1928 yılında Londra'da Alexander Fleming tarafından Penicillium notadium adlı küfte keşfedilen antibiyotik. Sir Alexander Fleming, bakteri ürettiği bir kapta ortaya çıkan bir küfün etrafındaki tüm bakterileri öldürdüğünü fark etti. Küf üzerinde çalışmalarını devam ettiren Fleming, buradan hastalıkları büyük ölçüde yok eden bir antibiyotik olan penisilini keşfetti. 2. Patates cipsi. Hepimizin çok sevdiği cips, bakın nasıl ortaya çıkmış. Bir lokantada çalışan George Crumb, 1853 yılında müşterilerine patates kızartmasını sunmaya hazırlanıyordu. Müşterilerinden biri gelen patatesleri kalın buldu ve daha ince ve daha kızarmış olarak istediğini belirtti. Crumb bunun üzerine sinirlenip patatesleri inanılmaz derece ince kesip kupkuru olana dek kızarttı. Şefi şaşırtan bir şekilde müşteri bu halini çok beğendi ve patates cipsi bu şekilde ortaya çıktı. 3. Oyun hamuru. Oyun hamurunun bulunuşu da çok ilginç. General Electric'te mühendis olarak çalışan James Wright, 2. Dünya Savaşı'nda uçak lastikleri, asker botları ve başka şeyler için plastiğe ihtiyaç duyan ülkesi için silikon yerine plastik kullanmak istedi. 1943 yılında silikon yağının içine borik asit kattı ve şekil alabilen yumuşak bir hamur elde etti. Bu şekilde oyun hamuru ortaya çıktı. 4. Mısır patlağı. John ve Will Kellogg kardeşler 1898 yılında Mısır'dan granola yayı üretmeye çalışırken mısır patlakları elde etti. 5. Çikolata taneli kurabiye. 1930'lu yıllarda bir fırında çalışan Rod Wakefield bir gün fırında çikolatanın kalmadığını fark etti. Aslında çikolatalı kurabiye yapmak isterken elindeki tatlandırılmış çikolataları kurabiye hamurunun içine attı. Sonuç olarak çikolatalı değil de çikolata parçacıklı kurabiyeler ortaya çıktı. 6. Mikrodalga fırınlar. Wrighton Corporation adlı savunma ürünleri üreten şirkette çalışan Percy Spencer, elektriği bir arada toplayan yeni bir sistem üzerine çalışıyordu. Bu sırada cebindeki çikolatanın ısıdan hemen eridiğini gördü. Spencer bu buluşunu mikrodalga fırına çevirdi. 7. Post-itler, yani yapışkanlı not kağıtları. Hepimizin sağa sola yapıştırmaktan zevk aldığı post-itler bakın nasıl bulunmuş. Post-it olarak bilinen not kağıtları 3M şirketinin araştırmacıları Spencer Silver ve Art Fry tarafından kalıcılığı uzun olmasına rağmen maddeleri kesin olarak yapıştırmayan, bir süre tutunmalarını sağlayan bir yapıştırıcı çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğenip alttan da kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca fikirlerinizi de yorumları bekliyoruz. Hepinize tekrardan iyi günler.